Gebze'nin eski esnaflarındanım. Adım Tuncer Demir. Bu SEDAŞ'ın kabloları yere geçtikten sonra büyük sıkıntılar yaşamaktayız. Bu kablolar yetersiz. Yapılırken de herhalde problem vardı. Bunlar patır patır patlıyor. En son örneği burada gördüğünüz vaziyet. Kapısı açık. Buradan çoluk çocuk binlerce insan geçiyor. Şu gördüğünüz karşıdaki bina da bunun neticesinde yandı. Bunun gibi 2-3 tane çarşıda bu vaziyette takviye edilmiş kablolu santrallar var. Bizden SEDAŞ'tan ricamız bunların çok çabuk bir şekilde düzeltilmesi ve burada lambaların, gece aydınlatma lambalarının çoğunun yanmaması. Defalarca bunları biz söylememize rağmen not alıyoruz, bakılmıyor. Sizden ricamız bunun ivedilikle çözülmesini rica ediyoruz. Hasan Kurtuluş ben. Burada esnafım. Bu telefon dükkanının sahibiyim. Burada yine başka bir dükkanımız da var. Demir Market'in yan tarafında da Vodafone mağazamız var. Yani orada işte gösterdi arkadaşlarımız zaten elektrik santralinden dolayı sıkıntılar yaşadığımızı. Burada da yangın falan çıktı. Hani geçen 3-4 ay önce falan çıkmıştı şeylerde, televizyonlarda falan çıktı. Şurası falan mesela yangından dolayı elektrik kablolarında patladı. Mesela şurada yangın çıktı. Zaten belli gözüküyor. Dediğim gibi yani orada büyük bir sıkıntı oluyor. Burada zaten kablolar falan var. Daha yeni kaldırdılar o kabloları da. Yani elektrik kablolar hep dışarıda gözüküyordu. Yani sıkıntının çözülmesini istiyoruz. Yani 2 günde 3 günde bir zabıta arıyoruz. Zaten elektrik sorunlar yaşıyoruz. İşte şeyden geliyorlar, SEDAŞ'tan geliyorlar, SEPAŞ'tan geliyorlar. Bakıyorlar ama hani hiçbir sorun olmuyor. Yani bir de sokağın açıkçası söyleyeyim ben hani bu sokakta kapkaranlık. Burada bayanlar girmiyor. Saat akşam namazından sonra kimse bu sokakta girmiyor. Sokak karanlık. Yani gerçekten ya belediye olabilir, yani SEDAŞ olabilir. Yani bu sokağın aydınlanmasını istiyoruz. Canlanmasını istiyoruz. Biz de diğer esnaflar gibi yani başka caddeler olsun. Kapatmak istemiyoruz yani, durmak istiyoruz sokakta. Ama olmuyor yani, kapatıyoruz biz derken.